agresif oynamak istiyorum dedim. Öyle Evet. olunca böyle de bir maç çıktı. Evet. Gerçekten istediğim gibi bir maç oldu. Evet. Yumito, maalesef maçı baştan alamayacağız. Yayının kayıtlarından tekrar izleme şansına sahipsin. Şimdi inceleyeceğimiz 3 maç daha var arkadaşlar. Dilerseniz Utku'nun ikinci maçına geçelim. Utku'nun ikinci maçı Fatih Canberk Yüksel'le oynadığı, siyahlarla oynadığı Utku'nun bir parti. Bu güzel galibiyetten sonra bakalım Utku'nun ikinci yani dördüncü tur mu oluyor bu Ya Utku? bu ikinci tur kaybettiğim maç. Ha, bu ikinci tur kaybettiğim maç. Bak, bu aslında aradaki bağlantıyı da görmüş oluruz böylece, değil mi? Yani çünkü her turnuvanın bir hikayesi vardır. Bir tur Evet. öncesi, bir tur sonrası gibi. Bundan bir tur önce bunlar oldu. Yani çok iyi bir maç çıkardım. Ya Evet. zaten analize de yazdığımda hani iki tarafta %95 en iyi hamleleri oynuyor diye gösteriyor. Evet. Ben şimdi siyah tarafına geçtim. Senin tarafına geçtik Utku. Seni destekliyoruz. Ya bu Hemen maçı ben tarafımızı belli aslında edelim. Feda Team olarak. yaptığım kale oyun sonunda tek bir hata yüzünden kaybettim. Evet. Aslına bakarsan şimdi senin o oynadığın konumların oyun bilgisi olarak da bize bayağı katkısı olacak aslına bakarsan. Hem brain'i bir şekilde en sona kaydırırız ama bu maçlar bence çok daha ilginç. Bunları analiz etmemiz daha pek çok izleyen arkadaşımız açısından da tecrübe açısından güzel oluyor. Görsünler bakalım hani turnuva oynamanın zorlukları neler. Bazı pozisyonlarda saldırırken doğru saldırı planlarını uygulamak ne kadar önemli. Bunların da farkına varıyorlar. Çünkü turnuva maçları normal oynadığımız yıldırım maçlarından 10 kat daha faydalı, yararlı maçlar. Çünkü üzerine düşünerek, analiz yaparak oynadığınız hamlelerin size öğrenmenizde faydası çok daha büyük oluyor. Hızlıca yaptığınız herhangi bir rastgele hamleye nazaran. Şimdi D4 at F6 dedik. C4 E6, bu Nimzo Hint tarzı bir şey oldu, değil mi? Evet, yani Nimzo Hint eğer diyorlardı. Ben rakip isimlerini at C3 gitse ben Nimzo Hint Nimzo Hint oynayacaktım diyor ama oynamadım. diye geçen bir açılış. Şimdi E6'dan sonra neler olmuş? At F3 D5. Bu klasik vezir gambiti sistemlerine dönüş gibi olmuş birazcık. C5 E5'ten sonra ise değişme varyantına girdi. Biz bu partiyi analiz etmiştik seninle Utku. Hatırlıyorum ben. Evet. Güzel bir maç bu. Bunu arkadaşlar kesinlikle kaçırmayın. Fil G5, file E7. Bu klasik, biliyorsunuz. Sanırım Karpov bunu siyahlarla oynamayı çok tercih ediyordu. Hani CD-ED'den sonra yine siyahlarla güzel oynayan oyunculardan aklıma gelen Karpov var. Bilmiyorum, Andreyk'in tarzı adamlar da mı oynuyordu bu tarz şeyleri? Çok yani denk geliyor. CD5, ED5 çünkü beyazların çok tercih ettiği bir devam yolu. Sade satranç oynamayı sevenlerin. Özellikle bu minority atak diyorlar, biliyorsunuz. Azınlık saldırısı. Burada beyazların piyon sayısı siyahlara nazaran vezir kanadında daha az, değil mi? 4'e 3. Evet. Şimdi burada beyazların kullanmaya çalıştığı avantaj şudur. Genelde vezir C2'ye geldikten sonra bu C6'lı piyon yapısına karşı A4, B4, B5 ile buradaki C erini hedef haline getirmektir. BC, BC kırışlarından sonra C6 eri her zaman zayıf kalacaktır. Şimdi zaten oyun da bunun güzel bir örneği. Bu açıdan izlemenizde fayda var. Fil G5, file E7, at C3, C6. Her şey çok güzel. İki taraf da prensip satranç oynuyor. Değişme varyantı vezir gambitinin arkadaşlar. E3, H6. Evet, burada H6 erken mi geç mi, bu konuda bir bilgim yok. Şöyle bir şey var çünkü. Utku, burada genelde rok atıyorlar. File E6, at BD7 oynuyorlar diye hatırlıyorum ben. Ama çok bir şey fark eder mi? Zaman gösterecek. Yani bir oyun ortasını görmemizde fayda var. Ben burada şunu düşündüm. Fili H4'e geri iterek aslında attan bir tane daha kareye almak istedim. Yani bu hamleyi yapmaktaki amacım buydu. Çünkü maç sırasında yanlış hatırlamıyorsam at H4'ten korktuğumu hatırlıyorum Evet. planlarımdan dolayı. Evet. Şimdi zaten bir noktada burada beyazın oyun, siyahın oyun stratejisini belirleyen olay at E4 oynayabilmekle ilgili bir noktada. Ama tabii bunun zamanlamasını ayarlayabilmek de oldukça kolay değil yani. Teorik bilgisi olanlar genelde bunları bilir hamle hamle ama 2'de 0'dan sonra Utku Tanrı rakiplerime merhamet etsin çünkü ben etmeyeceğim demiş. Kesin bildin. Çok iyi. Evet, üçüncü maç biraz öyle oldu gerçekten.
Çok iyi. H6 flash 4. Şimdi bakalım devamına. Fil F5, fil D3. Çok güzel. Fil çarpı D3, vezir çarpı D3. Aslına bakarsan bu değişim kimin avantajına? Beyazın, pardon, siyahın avantajına, değil mi? Çünkü Evet. beyaz karelerdeki kontrolün bir anda inanılmaz derecede arttı. Ve ben her zaman söylüyorum size arkadaşlar. Piyon zincirinin tamamlayıcısı olarak bu beyaz karelerdeki fil son derece güçlü bir taştır. Aslına bakarsanız burada fil F5 hamlesinin hem artıları hem eksileri olabilir. Sizce bu fil F5 hamlesinin artıları eksileri nelerdir arkadaşlar? Bu arada chatte yorumlarınızı bekliyorum. Fil F5 hamlesini siyahlarla şimdi bu şekilde olursa gayet güzel bir şekilde siyahların aslında pek çok sıkıntısını sona erdiren bir değişim stratejik anlamda. Çünkü B7 zayıflığı dedi Yumito, bravo. Arkadaşlar, bazı taşları erken çıkmanın belli maliyetleri vardır. Fil F5'e erken çıktığınız zaman evet bu çaprazda inanılmaz güçlü bir taş elde edersiniz. Artısı pozitif yanı budur. Negatif yanları nedir? Her hamlenin bir artısı eksisi vardır. O yüzden bunu açıklamak istedim. Mesela vezir B3 gibi bir hamle yaptığımızı varsayalım. Bu B7 yerine saldırı yapmayı bir anda göze alabiliriz. Gerçi şu anda çok bariz bir şekilde planın çok güzel işliyor. Fil F6, fil F6. Bakın burada yani inanılmaz garip variantlar veriyor. Bilgisayar her şeyi kırışmak istiyor. Ne kadar antika bir durum. Fil Zaten D3 biz de veriyor biliyor kırışıyoruz musunuz? oyunun Yani devamında. burada vezir B3 çok etkili kalmadı. H6'dan sonra filin acaba F4'e gitmesi gerekir miydi diye ben şüphelendim. Çünkü şimdi fil F4'ten sonra sanki bu çaprazda biraz daha güçlü değil mi? Şimdi mesela fil F5 oynadığını varsayalım. Şimdi acaba diyorum ki hani gerçi burada şimdi çok daha farklı bir değerlendirme var olayda ama mesela vezir B3 oynasak ne oluyor diye merak ediyorum. Galiba burada benim fil H5 hamlem var. Burada fil burada mı? Evet, yani onu oynadıktan sonra fil H5 şey pardon at H5. Ha, bu şekilde gelmek istiyorsun. Evet, o Anladım. yüzden. Şimdi şu anda yapamama sebebini söyleyeceğim sana. Böyle bir rahatsız edici hamle var. Şimdi at D7 gelsen bile burada bazen rakip G4 sürüp çok sıkıntılı pozisyonlara giriş yaptırabiliyor seni. Şimdi tabi burada bilgisayar G4'ü vermiyor ama sadece bilgi almak açısından söyleyeyim. Şimdi burada ataş F6 geri dönüyor. Aslına bakarsan böyle bir pozisyon oluştuktan sonra burada hani biraz alan üstünlüğü var gibi ya. Gerçi siyah fili veriyor. Burada bilgisayar sana iyi veriyor ama ben stratejik olarak söyleyeyim sana. Mesela fil G2'den sonra yani burada uzun rok atabilir mi acaba sorusu kafalarda oluşuyor. Burada fil çiftin var. Siyah iyi veriyor bilgisayar. Herhangi bir sorun yok. Teknik olarak evet yani senin kazançta avantajlı olduğun bir pozisyon aslına bakarsan. Çok fazla bir şeyi yok. Ama bu beyaz kareler filin değişerek ne yapmış oldu? Aslında seni büyük bir dertten kurtarmış oldu bence. Ben de mutlu oldum zaten bu değişimi görünce. Evet. Teşekkürler Yumito. Çok güzel analiz ediyorsunuz diyor. Teşekkür ederim. Yani burada stratejik fikirleri tartışıyoruz arkadaşlar. Hamle hamle. Şeylere bakmıyorum. Açıkçası ben teoriyi burada bilmiyorum ama fikirleri bildiğim için fikirleri analiz ediyorum. Şimdi ben normalde D4 oynamayan biri gibi görünebilirim ama ben D4 fikirlerini de aşağı yukarı çok iyi bilen biriyimdir. Sadece teorik olarak hamle sıralarını falan karıştırırım. Eğer doğru oynayabilirsem oynamaya çalışırım bazı durumlarda. Kesinlikle Metuçen'in dediği çok güzel bir dipnot var bu arada Utku. Hocam bu daha çok bu tür konumlara alışık olmakla biri rakip bunları çok oynamışsa geri olsa bile kazanabilir bence. Haklısın ama şimdi bu alışık olmanın altında yatan fikir ne biliyor musunuz? Oyun ortasında ve oyun sonunda oluşacak konumlara aşinalık, oyun tecrübesinden kaynaklı. Şimdi burada Utku'nun belki de en büyük dezavantajı şu olabilir. Utku satrancı çok güzel oynuyor prensipleriyle ama konum hakkında konum bilgisi olmayabilir. Şimdi buraya kadar oynadığı bütün satrançta konum bilgisini eksikliğinden kaynaklı bir şey var mı diyeceksiniz. Ben hiçbir şey göremiyorum. Mükemmel bir oyun. Çok beğeniyorum. Hayranlıkla izliyorum şu anda.
Sanki hani Feda Team'de 10 yıldır var. 10 yıldır satranç oynamıyor ama 10 yıldır Feda Team'de gibi oynuyor. Şimdi gerçekten şaka bir yana arkadaşlar, buradaki stratejik öğelere baktığınız zaman burada siyahın ben şanslarını daha uzun vadede iyi görüyorum. Neden biliyor musunuz? Şu anda beyazın evet gelişimi tam, her şey güzel, yolunda. Ama ileride bu C4 kareleri, E4 kareleri, bu beyaz karelerde siyah istediği oyunu kurmaya başlayabilir. Beyazların o siyah karelerde oyun kurması birazcık daha zor. Çünkü bizim siyah filimiz duruyor. Ama rakibin beyaz fili olmadığı için kontrol edilemeyen kareleri kaldı. Doğru muyum? Tek sebebi nedir biliyor musunuz? Merkezdeki piyon zincirine bakın. Siyah piyonlar hepsi kilitli vaziyette. Yani bu statik yapı içerisinde piyonların hangi renkte bulunduğu ve fillerin hangi renkte kaldığı aslında sizin oyun yapınızı aşağı yukarı belirleyecek olan oyun sonu konumlarının sonucudur. Yani burada nasıl bir oyun sonunu sizi beklediğini aşağı yukarı hayal edebilmeniz lazım. Bu size aslında oyunun skoru hakkında da çok fazla fikir verebilir. Ama şimdi bu filler tahtadan kalkarsa ondan sonra herkes her şeyi elde edebilir. Kimsenin statik pozisyondaki avantajından söz etmemiz mümkün olmaz. Sadece piyon yapısı ve işte bu minorite, azınlık hata, çoğunluk hata gibi durumları incelememiz gerekir. Neyse. Şimdi bu maçı ben çok uzattım. Ama en azından bir şeyler de öğreniyoruz gibi geliyor bana hep beraber. At B7, kale B1. Fikir çok bariz belli. B4, B5 ile minority atak dediğimiz atağı gerçekleştirmeye çalışıyor rakip. Bakalım Utku bu duruma nasıl karşılık verecek. Şimdi ben burada bir analizimizi hatırlıyorum Utku. Bakalım sen hatırlıyor musun? Burada B4'ten sonra seninle bir şey konuşmuştuk. Rok. Kale E8, B4. Burada seninle bir şey konuşmuştuk Utku, hatırlıyor musun? A6 sürmüşsün, B5 fikrini engelliyorsun değil mi? Rakip de bunun üzerine A4 sürüyor. Tekrar B5 istiyor. Evet. Burada sen Vezir C7 oynamıştın ve ben bu hamleyi birazcık eleştirmiştim. Çünkü o C hattı baskı altında kalacak her zaman. Evet. Belki de arkasında vezir oluyor. Belki de bu maçta yaptığın en kritik stratejik hata buydu. Vezirin C7'ye konması. Çünkü bu vezir yakın zaman içerisinde tekrar bu C7, yani C hattını terk etmek zorunda kalacak. Evet. Öyle de oldu. Aslında hani başta güzel görünen bu gelişim hamlesi sonradan büyük sıkıntı yaratacak senin için. Çünkü sen şimdi mesela fil G3'e fil D6 hesaplamış olabilirsin. Hani yine ben pozisyondaki gerginliği tutuyorum. Hiçbir sıkıntı yok gibi. Ama maalesef mesela burada vezir C7'den hemen sonra rakip ne oynamış bir ona bakalım önce. Kale FC1 oynamış. Şimdi bir anda bu C hattından bütün taktikleri şey yapman gerekecek. Hesaplaman gerekecek. Ve şimdiki tehdit B5. Şimdi arkadaşlar sizce burada B4 sürüldüğünde A6 yerine, çünkü A6 A4 konumun yapısı aşağı yukarı belli oluyor değil mi? Burada siyahların oynaması gereken devam yolu nasıl olmalı? Ne şekilde olmalı? Bu konuda sizlerden fikir bekliyorum arkadaşlar. Siyahlar burada pozisyona ne şekilde devam etmeli? Stratejik anlamda konum bilgisi olarak ne biliyorsunuz? Bunları bir tartışalım. A5 diyor Metuçe. Genelde A5 sürüşü güzel bir sürüştür. Lightning tour B5 diyor. Bravo. Başka fikri olan var mı? B5 sürecek biz sürsek diyorsun. Evet, engellemeye çalışıyorsun. Peki bu C6 yeri B5 sürüşünden sonra zayıf kalmaz mı diye bir soru sorayım ben size. Evet, ben de onu düşünerek aslında aklımda benim 4 hamle vardı. A6, A5, at B6 ve B5. Evet. Bu arada kale E8 ile planın doğru. Herhangi bir sıkıntı yok. Klasik uygulanan hamle planlarından, sıralamalarından. Sana bir şey soracağım Utku burada. Kale E8'le uygulamaya çalıştığın plan neydi? Hani sonrası için. Kaleyi tabii ki yarı açık hatta geliyorsun. Çok mantıklı. Ama sanki bir planın var hemen sonrasında gibi geliyor. At E4 mü oynamak istiyorsun? Evet, at E4 oynamak istiyorum. Bravo. Merkezi açmak istedim. Yani ondan önce ben hareket yapayım dedim ama o tabii ki B4'le
Ben savunmaya geçmiş oldum. Bravo. Şimdi Lightning Tour'un, pardon, Metuche'nin hamlesi A5'ti değil mi? Metuche, şimdi ben sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Rok, kale E8 hamlesinden önce rakibin minorite atağa geçeceğini biliyoruz değil mi? Önce A5 sürüşüyle bütün bu planı önceden profilaktik yaklaşımla engelleyebiliriz. Profilaktik yaklaşım nedir? Rakibin bir sonraki tehdidini görüp, öngörüp ona eyleme geçmeden önce önlem almaktır. Değil mi arkadaşlar? Yani rakip B4 sürmeden biz A5 sürersek bu minority atak konusunda çok zorlanacaktır rakip. Şimdi A3 sürecek ya mesela. Şimdi bakın işin komik yanı ne biliyor musunuz? Rakip A3, B4, B5 sürmek zorunda kaldı. Yani B4, A4, B5 sürmek varken, değil mi? Alan avantajını çok hızlı bir şekilde kullanıp. Şimdi A3, B4. Hani piyonu koruyarak, destekleyerek sürmek zorunda kalıyor. Bir tempo kaybettirdik rakibi aslına bakarsanız. Yarım tempo, bir tempo arası bir avantaj sağladık. A4 demiş. A4 de olabilir. Çok ilginç. Bu da çok güzel bir hamle. Çünkü her zaman B eğerini sürdüğünüzde bu A3 eğeri zayıf kalacak. Mesela örnek veriyorum. Zayıf kaldı. Mesela bir B5'ten sonra hedef piyon C6 değil A3. A3 daha zayıf C6'dan. Yani ne kadar güzel bir hamle değil mi arkadaşlar? Önceden rakibin azınlık saldırısının önüne geçiyoruz. Profilaktik bir yaklaşımla. Alternatiflerden bir tanesi bu olabilirdi Metuche. Yani B4'e A5 sürmek aynı etkide değil. Neden diyeceksin? B4'e A5 sürdüğün zaman rakip mutlu bir şekilde B5 sürecek. Hatta daha iyi bir hamlesi var mı diye bakıyorum. B5 aynı. Çünkü şimdi yine minority atakla karşı karşıyayız. Bu sefer A hattında bir zayıflık yok. Kendi piyonumuz kapattı değil mi hattı? Yani yine savunmada kaldık. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela vezir C7, BC, BC, kale FC1. Yine aynı saldırıya maruz kaldık. Şimdi bu sefer daha bir de A'daki piyonum aynen, da var. Aynen. Bu sefer bir de başımıza zayıflıklar kaldı değil mi? Evet. Ekstra zayıflıklar kaldı. O yüzden genelde hani bu tür pozisyonları analiz ederken, ben de bu arada aşağıda analiz tahtamızı bir düzenleyeyim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde tahtamızı düzenliyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet. Neyse. Şöyle dursun tahtamız. Evet. Harika. Yani dediğim gibi burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama şimdi B5 diyen arkadaşlarımıza sesleniyorum. Ben de B5 planını çok beğeniyorum. Çünkü A4, A6'dan sonra buradaki plan, siyahların planı nedir arkadaşlar? Bu konuda sizden bilgi alabilir miyim? At B6, C4 iyi olmaz mıydı diyor. Bravo. Zaten asıl plan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Atın B6'dan C4'e gittiği konumu yaratabilmek. Ve böylece C'deki zayıflığı da yok ediyorsunuz. Mesela burada kale FC1 oynarsa rakip, siz burada at B6 oynuyorsunuz. At E5 oynadı diyelim, kale C8. Tuttuk değil mi C yerini? Baskı var gibi görünüyor. Ama şimdi mesela AB5, AB5, mesela atıyorum vezir F5 geldi diyelim. Şimdi burada at C4'ten sonra siyah aslında C6 yerine olan baskıyı büyük bir şekilde absorbe etmiş oldu. Doğru muyum arkadaşlar? Yani aslında bu pozisyonun ideal oynanma şekli budur. Pek çok üst düzey partiye bakacak olursanız, Levon Aronyan'ların, Wesley Sow'ların, 2700'lük bu dünya çapındaki oyuncuların partilerine bakacak olursanız, bu konum genelde defalarca görülmüş bir konumdur. Atı C4'e bir kere koyduktan sonra en azından derin bir nefes alıp oyuna devam edebiliyorsunuz. Bu at da aslına bakarsanız biraz rahatsız edici. Çünkü B4 eri de çok zayıf. Şimdi artık B4 erini fixledik değil mi? Ve kalıcı bir zayıflık haline dönüştü. Hocam kale C1'den önce A4 A5 sürüşü yapılabilir. Doğru diyorsun. Kale C1'den önce A4 A5 ile at B6'yı kesiyor değil mi? Şimdi bir diğer plan olan şimdi mesela fil D6 hızlıca bir oynatalım. Kale FC1.
Şimdi yine muhtemelen aynı planı uygulayacağız ama bu sefer birazcık daha yavaş şekillerde uygulayacağız muhtemelen. At şimdi C4'e gidemiyor. Ya muhtemelen burada şöyle söyleyeyim size bu arada. Önce bu şekilde başlamak da mümkün mü acaba? Bir de buna bakmak lazım. Çünkü şimdi B5 sürdüğünüzde yine at C4'ü aynı şekilde oynayabiliyor muyuz acaba? Şimdi benim burada çekindiğim nokta şuydu. At E5 gibi bir hamle var mı yok mu diye bakıyordum. At E5'e at G4 gibi ilginç bir taktik varmış. Vay be. Görüyor musunuz? At E5 hamlesini ara taktikle kesiyorsunuz. Fil E7 at G5 ile. Benim görebileceğim bir hamle değil. Vay canına, bu çok karmaşıkmış. Neyse biz bunlara girmeyelim. Bunlar çok ciddi taktikler. Bunlara girmeyelim. Ama at B6, at C4 de oynanabiliyormuş. Eğer atı direkt C4'e gitmek istiyorsak. Ama dediğiniz gibi ben bu hamleyi çok beğendim. B4 B5 A4 A6'dan sonra A5 ile at B6 fikrini ortadan kaldırıyor rakip. Bravo. Metuçe sen söylemiştin değil mi bu fikri? Şimdi burada artı eksi konumların hakkında bir bilgi vereyim. Şimdi siz A5 sürdüğünüzde atın B6'dan C4'e gitmesini engelliyorsunuz ama siyah file hedef olan iki tane de piyon yaratıyorsunuz burada. Bu yüzden fil D6 oynadıktan sonra vezir E7'ye gidip kalıcı olarak bu B4 yerine baskı yapmak mümkün. Şimdi size şundan bahsedeceğim. Çok ilginç bir konu. C6 yerini zayıflık haline getirirken aslında farkında olmadan eşdeğer zayıflıkta bir piyon daha oluşturdunuz. Hangi piyon zayıf oldu rakibin? B4. B4 A5 yerleri zayıflık haline geldi. E şimdi siz burada C6 yeri için mi daha çok üzülürsünüz? B4 A5 yerleri için mi daha çok üzülürsünüz diye bir soru çıkıyor karşıya. Yani amacınıza ulaşmaya çalışırken acaba farklı sorunlarla mı karşılaştınız? Kendinize ekstra problem mi yaratıyorsunuz? İşinizi kolaylaştıracak bir hamle zinciri mi oluşturdunuz? Yani at B6 at C4'ü çok güzel engellediniz. Mükemmel. Konumsal anlayış için harika. Ama bir de şunu düşünelim. Mesela fil D6, kale FC1, vezir C7 diyor bilgisayar ama ben vezir E7 oynayasım geliyor. Çünkü şimdi at E2 ile hemen C yerine basmak istiyor. Ama burada bir ara taktik giriyor muhtemelen. Çünkü fil B4, fil A5 gibi çok güçlü fikirler hani devreye girecekken. Bakın kale AC8'den sonra beyazlar da vezir B3 oynamak zorunda kalıyor. Görüyor musunuz? Bu B4 yerini savunabilmek için. Arkadaşlar aslına bakarsanız bu oyun bence dengeli bir pozisyon. Ve bence burada siyahın çok adil şansları var. Ve ben bu filin siyah fil olması da çok hoşuma gidiyor. Ben beyaz olsam burada direkt fil G3 oynamaya çalışırım. Ama siyah şimdi buradan G5 ile zaten FedaMaster ataklarına geçiş yapıyor at E4. Ve bir anda bütün planları çok hızlı bir şekilde şah kanadından uygulamaya başladık. Yani aslına bakarsanız C6 yerinin zayıflığı buradaki atağı dengeleyecek şekilde. G4. Mesela örnek verelim. Ne bileyim burada flash 4 falan veriyor ama mesela atıyorum. F5 mi sürsek H5 mi sürsek diye bakıyorum da. H5 de çok hoşuma gidiyor açıkçası ya. Mesela burada FedaMaster H5 sürer normalde. Bakın kale BC1. Bir H4 sürsek fil D6 vezir D6. Ya mesela bu tür bir pozisyon bence gayet oynanabilir. Bu kale de E6'dan G6'ya gidecek. Fikir olarak söylüyorum. Klasik olarak gelişim stratejisi buna benzer durumlara gidebilirdi. Tabii ben birazcık Utku abarttım. Zübeyir de diyor oyun olmaktan çıktı diyor. Ama en azından bu fikirleri analiz etmiş olduk. Hani bilelim. İleride belki uygulama şansımız olur. Değil mi Utku? Yani Evet. sonuçta her maç bir öğrenme sürecidir. Fikirleri görmek, bence gözlemlemek bize büyük yarar sağlayabilir. Hemen hızlıca Utku'nun maçına kaldığımız yerden devam edelim. A4, vezir C7, kale FC1. Utku burada. Nerede kaldı? Kale FC1, at B6, B5. Evet, sen zaten aynı planı uyguluyorsun Utku. Tek farkı vezirin C7. Evet, yani Tek